Arkadaşlar herkese selamlar. Bootstrap sıfırdan kapsamlı eğitim setinin 12. dersindeyiz. Bu dersimizde Bootstrap'taki border'ları, border class'larını sizlerle birlikte işleyeceğiz arkadaşlar. Oldukça kolay bir konu zaten. Hemen anlayacaksınız bir sorun olmadan. Dilerseniz vakit kaybetmeden başlayalım. Şu şekilde style'ın içinde ben division elementlerim için bir CSS müdahalesi gerçekleştirdim. 150 piksel genişlik ve yükseklik, Left'ten ve top'tan margin bıraktım 20 piksel ve float left olarak bunları yan yana sıralamak istediğimi belirttim. Bunları bu nasıl yapacağımızı da göreceğiz arkadaşlar ama şimdilik konunun dışına çıkmak istemiyorum. Off topic olmayalım. Sadece border'a yoğunlaşalım biz burada. Şimdi geliyorum ben şurada bir tane division oluşturuyorum. Ve buna bir tane class ataması yapıyorum. Bunu daha önce yapmıştık zaten border diye Geldim sayfamı yeniledim. Şurada gördüğünüz gibi hafif açık bir renkte benim çerçeve tamam gerçekleşmiş oldu. Şimdi bunun dışında neler yapabiliyoruz arkadaşlar? Bizim şöyle border 0 şeklinde bir tane klasımız var. Bu da arkadaşlar bizim bildiğiniz gibi çerçeve olmasın dediğimiz şeydir. Yani border 0 ben burada çerçeve istemiyorum demektir. Burada herhangi bir şekilde çerçeve yok. Bunu yazmasanız da default olarak aynı şekilde zaten karşımıza çıkıyor. Bunun dışında biz belirli yerler için çerçeve ataması yapmak isteyebiliriz. Yani sadece üstte olsun sadece altta olsun diyebiliriz. O yüzden de şöyle border top diyorum mesela. Bu sadece yukarıda bize bir çerçeve ataması yapıyor arkadaşlar. İsterseniz biraz daha renkleri işleyeceğiz ama şunlara bir renk verelim daha iyi görünmesi açısından. Şöyle danger diyelim. Geldim sayfayı indiriyorum. Bakın şu an sadece burada benim bir division'ım var ama sadece üstünde çizgisi var bunun. Bunun gibi aynı şekilde şunları kopyalayalım. Sağ, sol, alt ve üst şeklinde bunları yapabiliyoruz arkadaşlar. Batım diyelim. Right diyelim. Daha sonra son olarak da left diyelim. Şu şekilde kaydedelim bunu. Geldim sayfayı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi şurada altta çıkıyor. Burada sağ tarafta, sonuncusunda da şurada sol tarafta çıkıyor. Bunlara isterseniz sayı verelim bakın şöyle. 1 2 3 4 diye. Geldim, yeniledim. Bakın şu 1'e denk geliyor. Şurası ikincisi. Gördüğünüz gibi hepsini başına yazdı. Şurası üçüncüsü. Şuradan başlıyor bizim kutucuğumuz ve sadece sağ tarafında var. Burası da dördüncüsü ve sol tarafında başlıyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi biz kenarlık atamaları yapabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi Bunlara ek olarak başka neler var arkadaşlar? Biz şöyle bir şey yapmak isteyebiliriz. Burada sadece tapta çizgi olsun dedik. Ama sadece şunu da diyebilirdik. Her tarafta benim border'ım olsun ama sadece tapta olmasın demek istiyorum. Bunu nasıl yapacağız? Geliyorum. Şunu kopyalayalım tekrar. Şöyle yapıştırdım. Şunlarla işimiz kalmadı. Bu sefer de border tap 0'ı kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu da tapta border olmasın demek. Bu işe yarıyor. Şimdi çalıştırdığımızda bakalım çalışacak mı? Gördüğünüz gibi ekranda herhangi bir şey çıkmadı. Şimdi bunun ve diğerlerinin çalışması için arkadaşlar bizim şunun yanına ek olarak bir de border kılısını atamamız gerekiyor. Bu bu şekilde tek başına çalışmaz. Az önce de gördüğünüz gibi. Burada ben border kılısını atayacağım. Bunu atadıktan sonra border tapımda sıfır yani hiçbir şekilde çizgi olmasın, border olmasın diyeceğim. Geldim sayfayı yeniledim gördüğünüz gibi üst kısımda border yok Diğer kısımlarda şu şekilde borderlar tanımlanmış durumda Bizim karşımıza çıkıyor Hemen hızlıca Şunu kopyalayalım Bu sefer Top değil Bottom diyorum bottom 0 Daha sonra Left diyelim Left 0 Ve daha sonra sağ taraf içinde right 0 diyelim Geldim sayfayı yeniliyorum bakın şurada Alt tarafında bizim çizgimiz gitti Şurada sol tarafında, burada da sağ tarafında bizim çizgimiz gitti. Gördüğünüz gibi oldukça kolay bir şekilde bunları yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şunları bir yoruma alalım. Daha sonra renklere geçelim. Renkler de yine aynı şekilde oldukça kolay arkadaşlar. Şöyle division'ımızı açalım. Class diyorum. Bizim daha önce arka plan renklerinde görmüş olduğumuz ya da textlerde görmüş olduğumuz ya da işte tabloda gördük. Bu kalırların hepsi borderlar için de geçerli arkadaşlar. Yani border dedikten sonra şöyle bir border tire diyorum arkadaşlar. Primary ile başlayalım. Hepsi yine aynı şekilde gördüğünüz gibi mavi bir renk ataması gerçekleştirdi. Hemen hızlıca diğerlerine de bakalım isterseniz. Primary'den sonra secondary diyelim. Daha sonra başka ne vardı? Success vardı. Warming vardı. Bunun dışında arkadaşlar az önce görmüş olduğumuz bizim Danger'ımız vardı. Daha sonra Dark yapabiliriz bunu. Bunu Dark yaptıktan sonra başka White vardı, Light vardı arkadaşlar. Şöyle onları da yazalım. White diyelim. Daha sonra Tekrar yapıştıralım. Dark vardı, White vardı, Light vardı. Başka unuttuğumuz bir şey var mı? Şuradan da bakabiliriz hatta. Order diyorum arkadaşlar. Şöyle infoyu yazmadık sanırım. Evet bu şekilde bizim renklerimiz de karşımızda. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde renklerin hepsi çıkıyor. Burada beyazı göremiyoruz muhtemelen. Geliyorum ben şurada white'a. Belki şu şekilde daha güzel görünebilir. Şöyle bg dark diyelim. Çevresinden beyazlığı görebiliriz belki. Geldim Göremiyoruz. ekranın şeyiyle karıştı. Şöyle bir şey yapalım. Body'e gidelim. Style diyorum. Daha sonra background color diyelim buna. Black diyelim. Geliyorum. Sayfamı yeniledim. Bakın şurada beyazlığı görüyorsunuz. White olarak görmüş olduğunuz gibi şurada bir tane beyaz çerçeve ataması gerçekleşmiş oldu. Bunları da bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar renklerde. Şimdi şunu kaldıralım tekrar. Geldim bunu siliyorum. Şunları da tekrar yoruma alalım. Şimdi bunların dışında arkadaşlar bizim border radius özelliğimiz vardı. Hatırlayacağınız gibi CSS'te. Burada da yine aynı şekilde division'larımıza ya da başka elementlerimize border radius'u biz uygulayabiliriz. Onun için de hazırlanmış olan class şu şekilde rounded klası. Geliyorum. Sayfamı yeniledim. Bir border atamadık tabi. Önce bir border diyelim. Daha sonra bir de renk verelim. Şöyle border danger diyelim. Daha sonra rounded'ı yazalım. Geldim sayfamı yeniliyorum. Bakın şurada görmüş olduğunuz gibi kenarlarda hafif bir ovalleştirme durumu söz konusu. Bu şekilde border'ı rounded'la biz yuvarlayabiliriz. Bunun default hali şu şekilde rounded 0 arkadaşlar. Bu da herhangi bir şekilde yuvarlama olmasın demek. Gördüğünüz gibi köşegen şekliyle bizim karşımıza çıkıyor. Bunun dışında rounded'a şunları söyleyebiliriz. Small ve large özellikleri var arkadaşlar. Şöyle small diyelim. Daha sonra gelelim buraya tekrar yapıştıralım. Bunu da large olarak değiştirelim. Bu da arkadaşlar small veya large ekranda yuvarla değil. Bunu yanlış anlamayın. Burada sadece normal rounded'dan biraz daha küçük bir şekilde yuvarlıyor. Bu large olan da normal rounded'dan biraz daha geniş olarak yuvarlıyor. Ama çok gözle görülür farklar var mı derseniz. Belki çok dikkatli bakarsanız şuralarda küçük oynamalar mevcut arkadaşlar. Şurada biraz daha büyük olduğunu görebilirsiniz. Bu şekilde bunları kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun dışında başka neler var? Bizim şurada yapmış olduğumuz gibi aslında. Yani şurada tap batım işlemleri burada da uygulayabiliyoruz. Geldim tekrar şunu yapıştırdım. Ben rounded işlemini sadece tap için yapmak istiyorum diyorum. Yukarısı için yani benim border'ımın yukarı çizgisi yuvarlansın istiyorum. Şurada gördüğünüz gibi altlar normal düzgün yukarılar yuvarlanmış bir şekilde bizim karşımıza çıkıyor. Bunun aynısı sağ sol ve alt içinde geçerli. Şöyle hızlıca bakalım. Tap diyorum. Batım diyorum. Daha sonra left diyorum. Son olarak da şöyle right diyelim. Geldim sayfamı yeniliyorum. Bakın burada sadece batım kısmı ovalleştirilmiş durumda. Yukarılar normal. Burada sağ taraf normal düz. Sol taraf yuvarlaştırılmış durumda. Burada da sağ taraf normal. E sol taraf normal, sağ taraf ovalleştirilmiş durumda bizim karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bunun dışında son olarak bizim bir de circle özelliğimiz var. Geliyorum. Rounded circle diyorum. Şu şekilde kaydettim. Bu da yuvarlak bir şekilde bizim karşımıza division'ımızı kutucuğumuzu yapmış oluyor. Bunu resimlerle kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani mesela bir tane profil oluşturuyorsunuz. Profilde giriş yapma alanı var. Burada bu fotoğrafı yazabilirsiniz. Yani buraya fotoğraf koyup şu şekilde çerçevesini ovalleştirebilirsiniz arkadaşlar. Bunları da bu şekilde kullanabilirsiniz. Evet çok fazla uzatmayalım. Oldukça kolay bir konu zaten. Bunlar aşina olduğumuz şeyler CSS'ten. Sadece gördüğünüz gibi Bootstrap'ta hep bunların hazırlanmış bir klası var. Biz de bu klasları kullanıyoruz birlikte. Çok fazla uzatmayalım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.